Herkese merhaba. Ben Fatma Kırıcı. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi ve Rehberlik Merkezi adına herkese iyi akşamlar ve esenlikler diliyorum. Değerli izleyenler, mutsuzluk çağımızın insanının en büyük problemlerinden biri. Evet, hayat şartları zor, anlıyoruz. Etrafımıza baktığımızda birçok mutsuz insan görüyoruz. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Tam manasıyla mutlu insana rastlamak ne yazık ki çok zor. Peki, gerçekten mutsuz muyuz? Yoksa mutsuz olduğumuzu mu zannediyoruz? İşte bunun cevabını bulmak için yine bugün Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi psikolojik danışmanlarından Sayın Şeyda Özaltun bizlerle birlikte. Şeyda Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli bir hafta oldu. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Mutlu musunuz bizi görmekten? Mutluyum hocam tabii ki burada olmaktan. Bizler de sizlerle olmaktan çok mutluyuz her zamanki gibi. Peki hocam, sorumuza ve çözümüne gelecek olursak. Nedir bu herkesteki mutsuzluk sebebi? Yani daha bilimsel tabiriyle kronik mutsuzluk dediğimiz şey nedir? Kronik mutsuzluk sürekli olarak üzgün olma hali, mutluluğa ulaşamama halidir. Genel anlamda baktığımızda yaşama sevincinin azalması, hayata karşı ilgisizlik, yaşama sevincinin azalması, akşam uyuyamama, sabah uyanamama halinde görebiliriz. Genel anlamda şöyle bakıyoruz, o mutsuzluk anlamında kronik mutsuzluğa düşen insanlarda var olan aynı toprağı eşelemek yerine farklı toprakları bulabilmek, farklı maceralara atanabilmek kişinin kronik mutsuzluktan kurtulabildiğini söyleyebiliriz. Bir eti çok pişirdiğinizde de tadı olmayacaktır, hiç pişirmediğinizde de tadı olmayacaktır. O yüzden sürekli düşünmek sizi var olan olumsuz düşünme hastalığına, ince düşünme hastalığına itebilir. O yüzden var olan dediğim gibi aynı toprakta debelenmek yerine farklı arayışlara girmek sizi daha bir nebze de olsa mutlu edecektir. Peki hocam, bugün bakıyoruz, yani geçmişle kıyasladığımızda daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Bir kere teknolojik imkanlar fazlasıyla gelişti. Eskisi gibi zorluklar yok. Teknoloji gelişti. Bedenen daha az yorulduğumuzu düşünebiliriz. Peki, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte internet, sosyal medya vesaire, dijital platformlarda vakit geçirmek de fazlalaştı. Dolayısıyla şunu düşünebilir miyiz? Bireyin normal hayattan kopup dijital platformlarda fazla zaman geçirmesi de mutsuz olmak için bir sebep mi, bir etken mi? Tabii ki etken hocam. Onu da şu şekilde açıklayacak olursak, sosyal profillerde paylaşılan, genellikle paylaşımlarda görülen karelerle insan kendini sürekli olarak kıyas yapıyor. Ve bu var olan kıyaslarda kişi olumsuz benlik imajı oluşturuyor ve değersizlik duygusuna zaman kapıldığını görüyoruz. Şu şekilde oluşuyor: herkes mutlu, acaba bir ben neden mutsuzum? Ve var olan özellikle tanıdıkların karelerinde, mutlu aile tablolarının görüldüğü şablonlarda kişi genellikle kendini mutsuz hissedebildiğini görebiliyoruz. Bu da dolayısıyla kişiyi mutsuzluğa sürükleyebildiğini söyleyebiliriz. Sürekli olarak o karelerle kendi hayatını kıyaslamış oluyor bu durumda. Peki günümüzün genç bireylerine baktığımızda çoğu mutsuz. Ebeveynlerin bize dönüşü de bu şekilde. İşte mutsuz, hayattan kopmuş, şükretmeyen çocuklar, gençler olduğunu söylüyor birçok anne baba çocuklarından için. İşte daha aktif ya da fevri davranışlar ya da içine kapanıklık. Bunun sebebi de yine teknoloji bağımlılığı olabilir tabii ki, yani %90. Dolayısıyla insan nasıl kurtulur hocam? Teknoloji bağımlılığına götüren nedenlerle ilgili okuma yapmalı kişi. Yani ben niçin bağımlıyım ya da telefonu niçin elimden bırakamıyorum? Neden ben sürekli telefondayım? Bunun gibi nedenlere bir bakabilmek gerekiyor ve belki bize diyetisyenler sürekli olarak bir diyet listesi oluşturur. Ben de bugün size telefon diyeti yapmanızı istiyorum. Anlık olarak da olsa bu telefon biraz kendimizi uzak tutmak bize çok iyi gelecektir ve iyi oluş halimizi artıracak sebeplerden bir tanesi olacaktır. Ve kendinize yeni hobiler edinmek, kitap okumak, bunun gibi aktivitelerde bulunmak size iyi gelecektir. Gün içerisinde Wi-Fi'yi, mobil veriyi de kapatmak sizin için biraz daha o telefonla olan bağınızı koparmanıza
en büyük etkenlerden bir tanesi olacaktır. Bunun için o yüzden bu telefonun bende hayatımdaki anlamı nedir diye bir soru sorduktan sonra eminim çok fazla soruda size bu cevaplar gelecektir. O yüzden bu gibi uzaklıktan var olan teknoloji, telefon bağımlılığından kurtulmak için öncelikle nedenleriyle ilgili kendimizi bilgilendirmek gerekiyor. Daha sonraki süreçte de adımlar atmak gerekiyor. Yani var olan o telefonu hayatımdan kaldırdığımda o boşluğa bir şeyler aktarabilmek, doldurabilmek, anlamlı hobiler edinebilmek bizim için daha anlamlı olacaktır. Evet. Şimdi buna ilaveten yine sosyal mecralardan bahsedecek olursak, orada gördüğümüz insan profilleri genellikle aşırı mutlu, mükemmel, her şey çok güzel. İster istemez bunu takip eden insanlar bir kıyas duygusuna kapılıyor, evet, ve şöyle düşünüyor. Sanırım sadece ben mutsuzum. Ya da sanırım yalnızca ben hayatım bir takım problemleriyle Oysa arka planda bu sosyal medya fenomenleri de dahil olmak üzere psikolojik buhranları olan sıkıntılı insanlar olduğunu okuyoruz, araştırıyoruz ya da görüyoruz vesaire. Fakat bu sosyal mecralarda gelen toz pembe hayatlar, musmutlu ortamlar ister istemez insanı mutsuzluğa ve onların hayatına özenmeye itiyor. Dolayısıyla kıyaslayıcı bir yaklaşım oluşuyor hocam. Kıyaslayıcı yaklaşım ruh hali nasıl etkiler kişinin ve kişi kendini başkalarıyla kıyaslamaktan nasıl kurtulur? Kıyaslayıcı yaklaşımda baktığımızda kişi anlaşılmadığını hisseder ve bu zamanla anlaşılmama duygusu onda değersizlik duygusu oluşturur ve hepinizin bildiği örnekte Neşet Ertaş da ilk başta tanındığı aşamada şarkılarını, türkülerini söylediği zamanlarda mahallesinden, köyünden, yakınlarından şu gibi tepkilerle karşılaşmış hocam. Belki hepiniz de okuyup araştırabilirsiniz. O da şarkı mı, türkü mü söylüyor ki? Ben ondan daha iyi söylerim. Benim dayımın kızı ondan daha iyidir gibi kıyaslamalara gittiğini görüyoruz bu durumda. O yüzden kişi kendisi yapamadığı her şeyi başkasında gördüğünde kendini kıyaslama durumuna gider. Yine izlediğiniz Türk filmlerinde zengin kız fakir oğlan örneğini verdiğimizde çocuğun kendini tanıtmadığını, zengin bir karaktere büründüğünü ve çocuğa, kişiye de kendini öyle tanıttığını söyleyebiliriz. Yani kişinde var olan aşağılık duygusunu yansıtma şekline büründüğünde daha farklı olmuş oluyor. O yüzden kişi kendinde olan eksikliği bulabilmeli, yaşadığı o değersizlik, var olan çocukluğunda yaşadığı eksiklik duygusunu bir başkasını belki kıyaslayarak atlatmaya çalışmamalıdır. Kendinde var olan eksikliği bulmaya çalışmalıdır. Evet, peki eksikliği bulmaya çalışmalıdır demişken biz içinde bulunduğumuz olumsuz ruh halinin geçici bir mutsuzluk mu? Yoksa kronik bir durum mu? Yani süre gelen bir sıkıntı mı olduğunu nasıl tahlil edeceğiz, nasıl ayıracağız? Şöyle bir örnek verirsek, mutsuzluk genel anlamda bir duygudur. Ama depresyona baktığımızda onu kapsayan genel bir hastalığın ismidir. Evet. Günlük içinde bahsettiğimiz bir gün içinde üzgün olma ya da mutsuzluk durumu kronik depresyonla karıştırılmamalıdır. Çünkü dediğim gibi bu bir hastalıktır. Depresyon olan bir beyinde genellikle işleyiş bozukluklarına sebep olabilir. Burada baktığımızda normal bir beyin daha farklıyken depresyonlu beyinde işleyişin farklı olduğunu görebiliyorum. Özellikle ön beyin bölgemde tahribatlara sebep olduğu için güzel düşünemiyorum, güzel bakamıyorum. Ve bunun bu durumu mutsuzlukla karıştırmamam gerekiyor. Bugün eşinizden ya da sevdiğinizden bir mesaj alamamak mutsuzluk sebebi olabilir. Ama depresyona girmeye bir engel değildir ve her mutsuzluk duygumuz da aslında depresyonla ilintili bir durum değildir. Dediğim gibi var olan bu bir kronik hastalığın ismi iken duygu da var olan mutsuzluk duygumuzun ismidir. Evet. Şimdi çağımızın insanına baktığımızda yine herkesin birbirinden şikayet ettiği şey bencillik. Evet. İşte sadece kendini düşünen insanlar olduk. Kimse birbirinin kapısını eskisi kadar çalmaz oldu şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Evet. Peki kronik depresyon ya da mutsuzluk hastalığı ne tür kişilerde görünür? Yani bencillik de bir sebep midir bunun için? Bunun ayrımını yaptığımız noktada kronik depresyon yaşayan kişiler genellikle yas durumu, acı bir hastalıkla karşı karşıya kalma durumu, yaşam
ağır travmalar kronik depresyona sebep olabilir. Fakat mutsuzluğa baktığımda gün içerisinde yaşanan reddedilmişlikler, aile içinde yaşanan çatışmalar, bu gibi daha belki diğer depresyon durumuna baktığımızda bunun gibi ayrımı daha hafif sebeplerle belki ayrımını yapabiliriz. Dediğim gibi her mutsuzluk sebebi bir depresyona sebep olabilir. Evet, ama her mutsuzluğumuzun kaynağında bir depresyon yoktur. Ve ben şunu söyleyebilirim ki depresyon kültür, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her insanda görülebilir. Evet. Peki her insanda görülür derken görülme oranı nedir? Mesela ülkemizde genelleyecek olursak görülme oranı nedir? Ya da kişinin bu ruh haline gidip gelmesine sıklıktadır? Yani bunu yaşama tekrarı nedir? Şöyle baktığımızda hocam araştırmalarda %20 ve %25 oranında görürüz. Fakat hani şöyle bir düşündüğümüzde bağışıklığı düşük insanların bir hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek olduğunu görebilmekteyiz. Yani öncesinde yaşamış bir bireyin ikinci atağa yakalanma ihtimali belki %70, %80'e kadar ilerleyebildiğini görüyoruz. Peki bu kimlerde görülür dediğimizde daha çok genç döneminde yetişkinlikte karşılaştığımız vakaların daha çok olduğunu gözlemlemekteyiz. Peki hocam, bu çağa baktığımızda hani hazır güncel vakalardan bahsetmişken o kadar çok duyuyoruz ki kronik sendromlar, kronik mutsuzluklar yani nedir? Bütün bu olumsuzluk süre gelmesi. Birçok kişi de bazen psikiyatrik, bazen psikolojik destek alıyor ki bence doğru bir tercih. Tabii ki. Peki bu mutsuzluk duygusu neden kronikleşir? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Her danışanın kendine özgü bir hayatı vardır. Kendine özgü bir yaşantısı vardır. Kendine özgü bir kültürü ve kendine özgü de bir aile ortamı vardır. Her bireyin yaşantısı birbirinden farklıdır. Fakat kronikleşme durumuna baktığımda genellikle olumsuzluk duygusundan kurtulamayan insanlarda de hep onlarındır. Kanın damara gidememesi durumu gibi düşünün. Yani var olan hiçbir olayda olumlu bir yön görememek, belki o uyku halini, belki o karamsarlık halini bir türlü üzerinden atıp kalkamama, toparlayamama halini gördüğümüz için ve bunun da şiddetinin süresinin uzun olması tabii ki insanı etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, bu mutsuzluk dediğimiz şey mi? Örneğin kişi mutsuz bir ailede büyüyor ya da rol model aldığı kişi sürekli mutsuz, karamsar. Evet. Bu bireyi etkiler mi? Tabii ki etkiler. Bununla ilgili de bir örnek vereyim isterseniz hocam. Takdir edersiniz, belki siz de biliyorsunuzdur bu örneği. Evet. Hindistan'da yetiştirilen yavru fillerin hikayesini belki siz de duymuşsunuzdur. Ben bir hatırlatayım isterseniz. İlk başta filleri büyütürken zincirlere bağlarlar. Belirli bir mesafe olur. Yani fillerin gidebileceği belirli bir mesafede ayaklarına veyahut var olan bölgelerine zincirleme yaparlar. Ve fil büyüyene kadar bu zincirlerin boyu hep aynı düzeyde kalır. Ve hep gitmesi gereken kat ettiği yol hep aynı olur. Ve bu yavru fil büyümeye başlar. Ve büyüdüğünde de artık şunu görmeye başlarız. O var olan mesafenin bir tık ilerisine gidemediğini görürüz. Yani artık büyümüştür. Belki bir hareketiyle o zincirlerden kurtulma imkanına evet. sahiptir. Ama artık kıramadığı şey zincirler değil, inançlarıdır. Yani nasıl bir ailede büyüdüğünüz elbette ki bizim için çok anlam taşıyor. Özellikle hayat hikayenize baktığımızda. Ama ben böyle geldim, böyle giderim. Benden de daha bir şey olmaz, ben daha değişemem gibi bir anlayıştan ziyade var olan o inançlarınızı değiştirmek belki sizin için daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Evet, çok kötü yaşantılar geçirmiş olabilirsiniz. Çok kötü bir çocukluk yaşamınız, belki travmalarınız, belki daha büyük ağır kayıplarınız olmuş olabilir. Ama bunların da üstünden gelebilme gücü yine sizi bağlı olarak değişebilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam, bu arada çok güzel dönütler alıyoruz. Böyle selam söyleyen, sevgisini ileten değerli katılımcılara soru soranlar var. Teşekkür ederiz. Sizlerle daha iyiyiz. Daha mutluyuz. Sümeyye Kazanç isimli bir değerli takipçimiz şöyle bir soru yöneltiyor. Olumsuzluk duygusundan nasıl kurtulabiliriz? Evet.
Öncelikle şöyle bir şey Sümeyye Hanım, olumsuzluk duygusuna iten şey ne beni acaba? Var olan bir olay sonucunda mı oluştu bu duygu? Yani var olan duygular kendiliğinden oluşmaz. Belirli bir olay olur, olay sonucunda düşünceniz oluşur ve düşüncenin sonucunda da sürekli olarak bir duygumuz oluşur. Yani var olan, beni bu olumsuzluğa düşüren olay, ana etken olay nedir acaba? Öncelikle bu olayı tespit edip sonra var olan o düşünceleri tespit etmek ve bu düşüncelerle ilgili de var olan düşüncelerimi değiştirmek benim için daha anlamlı olacaktır. Ya da değiştirmemek, tercih size kalmış. Peki. Umarım Sümeyye Hanım'a katkı sağlayabilir. Yine buna ilaveten kendilerine bu noktada daha çok destek sağlamak isterlerse yardım alabilirler. Her türlü ulaşabilirler. Ücretsiz. Evet. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi pandemi sürecinde de destek olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi için yine sosyal medya hesaplarımızdan ya da telefon yoluyla bize ulaşabilir. Randevu alabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Şimdi devam edelim. Kronik mutsuzluk, mutsuzluk, mutsuzluk. Şimdi evet. Buna ilaveten yine en çok üzerinde durulan konulardan biri de şu. Pozitif psikoloji. Evet. Çok fazla üzerinde duruluyor. Bunun üzerine çeşitli varsayımlar, öneriler, evet. araştırmalar var. Peki nedir bu pozitif psikoloji tam olarak ve klinik mutsuzluğa çözüm mü? Mutluluk bilimi olarak da adlandırılır ve dediğiniz gibi şu an şu sıralarda belki de çok fazla üstünde durulan bir psikoloji. Genellikle sağlıklı ve sağlıksız düşünen insanların iyi oluş halinin artırılması olarak düşünebiliriz. Bir insan ekside ise sıfıra, sıfırdaysa artı pozisyonuna düşünce yapısı olarak iyi oluş halinin artırması demektir. Yani var olan olumlu düşünme yanlarımızın daha çok desteklenmesi ve hayata karşı bakış açımızın geliştirilmesiyle ilgili bir durumdur. Yani var olan olumsuz dan çok hayatımızdaki o küçük nedenlerle belki sebeplerle mutlu olabilmeyi öğretebilme olarak hatta şöyle bir şey yurt dışına baktığımızda araştırmalarda pozitif psikolojinin ders olarak öğrencilere okutulduğunu çünkü belirli bir dönemlerde öğrenciler sürekli olarak olumlu düşünememe, hayata olumlu bakamama, var olan savaşlardan, olumsuzluklardan, hastalıklardan etkilenen öğrenciler de genel bir karamsarlık duygusunun hakim olduğu gözlemlenmişti ve bununla ilgili de yurt dışında özellikle ders olarak okutularak öğrencilerin bakış açısının geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sümeyye Hanım rica ederiz dönütte bulunmuş. Tabii ki her zaman randevu alabilirsiniz. Bunun için destek olmaya hazırız. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Yine bir değerli takipçimiz Faruk de bu noktada o da fikir vermiş. Bakış açımızı değiştirmek, hobilere yönelmek vesaire olumlu olur diye söylüyor. Evet. Nuray Hanım irtibat numarası istemiş görüşmek adına. Nuray Hanım DM'den iletişime geçip görüşebiliriz. Size de buradan sevgiler, selamlar olsun. Evet Sümeyye Hanım sizinle de en kısa zamanda görüşmek üzere diyoruz. Yine durum bozukluğunun üstesinden gelebileceğimizi söylemiş hocam. Nuray Hanım bu dönemde hayata olumlu bakmak zor demiş. Katılıyor musunuz hocam? Var olan olumlulara odaklanabilmek. Evet zor tabii ki şu an zor koşullar var. Ama ben hep şunu öneriyorum. Var olan yeterince olumsuzluk penceresinden baktık. Artık biraz da farklı bir pencereden bakabilmeyi öğrenebilmek. Yani hayatın hep negatif. Üzerimize almak yerine biraz da diyorum ki çok konuştuk bunları. Acaba ben kendi çapımda ne yapabilirim? Ya da bu duygu halinden nasıl kurtarabilirim? Belki bunun yolunu bilmiyoruz hocam. Evet. İnsanların genelde sosyal medyada özellikle paylaşımlar yaptığını, olumsuzlukları yüklendiğini hep bunu görebiliyoruz. Evet. Ama kendi icraatımıza gelince çok da bir şey göremiyoruz. Bu da bizi kronik mutsuzluğa götüren sebepler. Bir tanesi olabiliyor maalesef. Kesinlikle. Başka bir katılımcımız şey diyor hanımefendi. Eşim çok asabi diyor. İşte çocukken de şiddet görmüş. Şiddet görerek büyümüş ve kaba diyor. Burada şunu da söyleyebilir miyiz? İşte mutsuzluk dedik ya rol model. Evet. Yine katılımcımıza cevaben çocukken kişi gördüğü şeyleri, maruz kaldığı şeyleri rol model olarak alıp ileriki hayatında bunu sevdiklerine de ne yazık ki uygulayabilir.
Kesinlikle uygulayabiliyor ve genellikle eğer ki bu durumdan çok muzdaripseniz bizden destek alabilirsiniz. Çoğu anlamda da belki bu aşamada yol kat ettiğimiz insanlar oluyor. Belki bunu yaparken farkında bile değildir eşiniz. Size uyguladığının, davranışların, durumun, tepkilerin çok da faydalanış numarası. Evet, internetin azizliğine ne yazık ki zaman uğruyoruz. Ama biz sizi görmekten her zaman mutluyuz ve bizim modumuzu bu durum düşürmüyor. Şimdi değerli bir takipçimiz bizden iletişim numarası istemişti ulaşabilmek için. Ben direkt birimimizin telefon numarasını burada vereyim. Oradan randevu alabilirsiniz. Şu an dahi yardımcı olabilir arkadaşlarımız. 0534 276 67 45 ne oldu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 0534 276 67 41 oldu telefondan bize ulaşarak yardım, randevu, destek alabilirsiniz diyoruz. Evet hocam, şöyle tekrar takipçilerimize dönmek istiyorum. Yine Sümeyye Hanım demiş ki, ikili ilişkilerde öfke duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Gerçekten insanın çok birlikte olduğu kişi hayat arkadaşı, işte aynı evde vesaire ya da nişanlısı, sözlüsü ya da en çok iletişimde olduğu kişi değil mi? Zaten telefon diye bir şey var. Nişanlı sözlü dahi olsa telefonda nişanlaşabiliyor. Ve ister istemez hayatın günlük rutin stresi çiftleri kişi de yansıyor. Nasıl başa çıkılır hocam bu duyguyla? Genellikle biz öfkeyi yaşayan kişiyle görüşme birebir sağlıyoruz Sümeyye Hanım. Bu noktada destek almak isterseniz sizi de bekleriz veyahut öfke problemi yaşayan kişi bizzat davet edebiliyoruz. Bu öfke probleminin alt nedenlerine bakıyorum. Çözüm önerisi sunmaktan çok acaba bu kişiyi davranışa iten sebep ne? Bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Acaba öfke öğrendiği bir duygu mu? Ailesinden gördüğü olaylara, ilişkilere, iletişime yansıtma biçimi mi bu? Yani var olan bu özelliği öğrenmiş, deneyimlediği, gördüğü için mi bu şiddeti uyguluyor? Yoksa var olan öfkesini kontrol etmekte, var olan dedim ya depresyonu yansıtma biçimi erkeklerde öfke biçimine dönüştürebiliyor. Acaba neyden kaynaklı? Bunun kaynağını bulduktan sonra adım adım adımlar çizebilmek, nefes egzersizleri veya başka uğraşlar bulabilmek, çeşitli önerilerimiz olabiliyor ama dediğim gibi öncelikle bu durumun eğer ki birey farkında değilse farkındalığını sağlayabilmek ve farkındalığını kazandırabilmek en önemli amacım oluyor benim. Bu noktada ilerleme kat etmiş oluyoruz. Evet. Hani dedik ya programın başında aslında hepimizin hayatı zor. Evet. Bu dünya bir imtihan dünyası diye tabir edilir. Hep öyle söylenir. Hepimiz bir takım stres, sıkıntı içerisindeyiz. Hepimizin verdiği bazı mücadeleler var. Tabii ki. Dolayısıyla bizim amacımız ne? Tabii ki biz bunları %100 çözme yetkisine sahip değiliz ama en olumlu yönüyle bakmak önemli olan ya da gerçekten mutsuz olmayacağımız şeylere de üzülüyor muyuz? Evet. Peki hocam, pozitif psikolojinin bu noktadaki amacı tam olarak nedir? Pollyannacılıkla pozitif psikolojiyi karıştırmamak gerekiyor. Pollyannacılıkta bir olaya tamamen olumlu yönlerinden bakabilme vardır. Ama pozitif psikolojide hem olumlu taraflarına hem olumsuz taraflarına bakabilmek gerekiyor. Ve var olan o olumsuzluklarla mücadele edebilme yetisini insanlara kazandırmak belki de. Dediğim gibi olumlu yönlerini var olan güçlendirerek olumsuzluklarla mücadele etme becerisini kazandırmak, sorun çözebilme stratejisini kazandırabilmek belki de insanlara. Bizim insanımız genellikle söylenir Fatma Hocam, görürsünüz de etrafınızda. Akmayan trafikten, yanmayan lambadan, işte var olan şu an hastalık sürecinden hep söylenir. Evet. Ama icraata baktığımızda genellikle çok da bir şey yapılmadığını görebilmekteyiz ne yazık ki. Ne yazık ki. Bu arada güzel, sevgi dolu dönütler alıyoruz buradan. Biz de onlara karşılığında misli misli sevgi gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ediyoruz, mutlu oluyoruz sizlerle bu platformda buluşmak. Kişi mutsuzluk hissettiğinde bunun hangi aşamasında psikolojik ya da psikiyatrik destek almalı? Nasıl anlayacak birey destek alması gerektiğini? Çok güzel. Belki halkımız da genellikle bu noktada psikolojik desteğe biraz kapalı bir toplum yapısı var. Bize gelen danışanlarımızın çoğu da özellikle
saklayarak veyahut gizleyerek gelebiliyor. Öncelikle kişi var olan durumu kabullenebilmeli. Yani kendisinin ne yaşadığının farkına varabilmeli. Özellikle öfke boyutuna baktığımızda kontrol edilemeyen bir öfke problemi varsa ortada. Karamsarlık bulutu, artık yağmur bulutu gibi düşünün. Sürekli olarak dönüp dolaşan karamsarlık bulutu varsa ve bunu artık aşamıyorsanız, ağlama nöbetleriniz varsa, iştah kaybı yaşıyorsanız veyahut aşırı yeme de görülebilir bazı insanlarda, farklı tepkiler açabilir. Uykuya dalmada güçlükler çekiyorsanız ve bu süre artık 2 haftadan veyahut 3 haftadan daha fazla sürüyorsa, bu noktada destek almanız gerekiyor. Özellikle bu özelliklere biraz daha odaklanmak gerekiyor. Evet, bir taraftan da yine güzel mesajlar var, iletmek istiyorum. Sümeyye Hanım, biz teşekkür ederiz katılımınız için. Bize teşekkür ediyor. Özellikle açıklamalarınız için size. Nida Hanım, sorular ve cevaplar çok isabetli. Nice kitlelere ulaşmanız dileklerimle demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu amaçla bu programı yapıyoruz. Bu noktada sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, randevu almak istersiniz vesaire vesaire, lütfen bize ulaşın. Ya da kronik mutsuzlukla ilgili ya da bu tarz psikolojik sıkıntılarla ilgili hali hazırda merak ettiğiniz şeyleri yine canlı yayından yazmaya devam edebilirsiniz an itibariyle. Tuğba Hanım yazmış, diyor ki, hocam kendi kriterlerimizi nasıl belirlemeliyiz? Karşımıza çıkan kişilerde hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi evlilik programı çıktı. Evet. Bence aşk bozuldu. O kadar çok kriterler ya da karşılıklı böyle asılsız beklentiler var ki ben bunların da ilişkileri yıprattığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki Tuğba Hanım da haklı olarak diyor ki, serzenişte bulunuyor. Biz diyor nasıl kendi kriterlerimizi belirleyeceğiz? Hep hayal kırıklığı. Öncelikle Tuğba Hanım, kendinizi tanımanızı, var olan güçlü ve zayıf yönlerinizi bulabilmeniz. Yani var olan, bazen de şunu görebilmekteyiz, toplumun beklentisini karşılayabilmek. Ben hep şunu sorarım gelen danışanlarıma. Acaba ruhsal ve bedenen kendinizi hazır hissediyor musunuz? Ve var olan hayal kırıklıklarına uğrama, var olan yoldan dönmememe sebep olacak. Yani var olan bu olumsuzlukları yaşayabilirim, evet. Ama baktığım pencere şu olacak, bunu bir öğrenme deneyimi olarak düşünüp bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atmam gerekiyor ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor, bunu düşünmeniz gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Tuğba Hanım, detaylı bilgiler ya da destek almak için bilahare randevu alıp yine Şeyda Hocam'la görüşebilirsiniz. Size doğru zamanda doğru kişiyle hayırlı bir birliktelik diliyoruz inşallah. İnşallah. Yine sevgi dönütleri alıyoruz. Mesude Hanım demiş ki, psikolojinin bozuk olmasının pozitif olmamayla ilgisi var mı? Yani pozitif olmamak bir psikolojik bozukluk mu demeye çalışıyor sanırım Mesude Hanım da. Aslında şey diyor, mutlu olmamak bir bozukluğa sebep olabilir mi diyor. Evet, evet, evet. Şöyle anladığımıza göre, şöyle düşünün, bir olaya artık mutlu bakan, dedim ya, gün içerisinde olumsuz olabilirsiniz. Belki hafta içinde de olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Ama önemli olan şu, hep bu ruh halinde devam etmek. Yani var olan olumsuz döngü içerisinde sürekli dolaşmak bizi tabii ki de olumsuz anlamda etkileyecek ve farklı sürüklenmelere sebep olacaktır. O yüzden var olan bu olumsuzluk girdabında boğulmak yerine farklı deneyimler, farklı keşifler yapabilmek ve farklı sonuçlar üretebilmek anlamlı olacaktır. Şöyle düşünün Mesude Hanım da, değil mi galiba? Hep aynı yoldan yürürsem varacağım nokta hep aynıdır. O yüzden farklı yollardan yürüyüp farklı anlamlar çıkarabilmek benim için anlamlı olacaktır. Bu yüzden hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemem. Farklı şeyler yapıp farklı sonuçlar bekleyebilirsiniz. Evet, şimdi Ayşe Hanım kaba olduğundan, çocukluğunda olumsuz ortamlara maruz kaldığından bahsetmiştim. Şimdi diyor ki, ben eşimi bu huyundan nasıl vazgeçirebilirim? Genellikle biz hep bir başkasını değiştirmeyi düşünürüz. Bu da pek mümkün olmaz ve hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz, üzülebilirsiniz bununla ilgili. Bazen yolunu bilemeyiz, bazen yöntemini bilemeyiz, bazen ona ulaşan yolu bulamayız. Siz en iyisi iletişiminizi geliştirin. Belki o profesyonel anlamda bir destek kısmını bize bırakabilirsiniz. Belki daha hızlı bir yol kat etmiş olabiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Ayşe Hanım, Tuğba Hanım, rica ederiz. Sevgiler. Şimdi hocam, şöyle
sorayım o zaman. Velhasılı kelam. Biz nasıl mutlu olacağız? Nasıl mutlu olabiliriz? Öncelikle şu soruyu bir kendimize sorabilelim. Ben nasıl mutlu olabilirim? Acaba kendimize en yüksek hedefte ben en yüksek modelde bir araba alabilirim değil. En alt amaçlardan başlayıp daha yükseklere doğru ulaşabilmek gerekir. Şöyle düşünün, yüksek bir binanın katından düşmek bizim canımızı daha çok acıtır. Ama daha az bir kattan düşmek, mesafeden düşmek canımızı daha çok az yakar. O yüzden bir amaç belirleyin. Öncelikle bir hedef belirleyin. Kendinize küçük adımlar başlamayı ilke edinin. Mükemmeliyetçi olmaya çalışmayın. Yaparken her şeyde en iyisi olacaksınız diye bir şey yok. Var olan kendinizi koşulsuz kabul edin. Koşulsuz sevebilmeyi öğrenin. Artılarınızla, eksilerinizle, belki de küçücük şeylerle mutlu olabilmeyi öğrenmek bizim için daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu süreçte hanımefendinin eşi de destek almak isterse bizi ziyaret edebilirler tabii ki, değil mi? Memnun olurum. Bir görüşerek daha da katkı sağlayabiliriz. Sena Hanım'a selam olsun. Diyor ki eşim çok sinirli. Hiçbir şey konuşamıyorum. Bu noktada eşinizin sinirli olma sebeplerine bakmak lazım. Acaba benim iletişim dilim mi onu sinirlendirmeme sebep oluyor? Yoksa var olan o dil onun yapıcı, kendi kişilik özelliği mi? Bunlar da dediğim gibi ben dili, sen dili, iletişimde var olan etkileyici diller, bunlarla ilgili bireysel görüşmelerde tabii ki ücretsiz olarak biz yine sizin yanınızdayız. Dediğim gibi bir ana etkene bakarak yorum yapamayız. Bunun alt nedeni, bu kişi bu hareketi neden yapıyor? Nedenlerine baktıktan sonra hareket etmek bizim için daha anlamlı olacaktır. Evet. Mesude Hanım da diyor ki, kendimi ifade etmekte zorluk çekiyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim? Nasıl düzelebilirim? Öncelikle Mesude Hanım, belki eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Özgüvensizliğine sebep olan faktörler anne baba figürü müydü? Ben hala hangi aşamadan çıkamıyorum ya da var olan hangi duygumu yenemediğim için kendimi ifade etmekte sıkıntı yaşıyorum? Veyahut toplum karşısında benim gözlemlediğim yapı ne? Neden çekiniyorum? Ve benim içime kapanmama engel olan faktörler ne? Öncelikle bunu bir listeleyin diye size öneriler sunabilirim. Öncelikle bir alt sebepleri sıralayın. Belki farkındalık düzeyiniz artar. Eğer ki çözemeyecek olursanız yine size de bu noktada yardımcı olabiliriz. Tuğba Hanım diyor ki, hocam iyi akşamlar, iyi akşamlar bizlerden de size Tuğba Hanım. Biz küçük şeylerle mutlu olmaya çalıştıkça karşımıza çıkan insanlar bizi daha değersiz görüyor. Hiçbir çaba harcamıyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Şöyle bir şey Tuğba Hanım, alışma ve uyuşma dönemi denilen bir dönem vardır. Sürekli insanlara iyilik yaptığımızı düşünürüz ve var olan kendi sınırlarımızı kaybederiz. Size önerim kendi sınırlarınızı kaybetmemek, kendi çizgilerinizden ayrılmamak. Eğer ki ben çizgi belirleyebilirsem insanlar da bu çizginin önünde durabilir. Ama ben var olan o sınırı kaldırdığımda zaten kendi kişilik, benlik algımı da zedelemiş olurum ve artık çok olumlu bakamam bu noktada. Evet. Tuğba Hanım'a da buradan mesajımızı iletmiş olalım. Evet. Mutluluk tüyolarından bahsetmişken o zaman şunu söyleyebiliriz hocam. Bir. Doğru nefes almak bile bir telkindir. Tabii değil mi? Ki. Mutlu tabii olma ki. Şeklidir. Diyafram nefesi. Nefes egzersizleri. İşte çıkıp bir saat yürüyüş yapmak. Ya da yemek yapmak. Pencereye çok çıkıp doğru. Nefes almak. Kitap okumak. Sevdiğimiz bir izlemek. Bunların hepsi mutlu olmamız için bir sebep olabilir. Çoğu insan bunları yapıyor fakat Fatma Hocam farkına varmıyor. Hepsine sahip bu özelliklerin ama size de bir ricam, belki isteğim, sahip olduğunuz şeyleri bir kağıda listelemeniz sizin için daha çok farkındalık oluşturacaktır. Belki de sahip olduğumuz noktalara körüzdür. Evet. Hülya Hanım da demiş ki hocam, eşimin ani siniri oluyor. Nasıl düzeltebilirim? Hani mutlu olduğu zaman yüzü gülerken dört dörtlük. Ama sinirli olduğu zaman çekilmez hale geliyor ki şüphesiz öyledir. Bunun nedeni nedir? Bu eşler, bugün eşlerin üzerinden evet. Gidiyoruz galiba. Var olan olumlu taraflarını daha çok görebilmek belki de Hülya Hanım sizin için daha anlamlı olacaktır. Sürekli ben bu bardağa bu şekilde bakarsam bardağın çizgini de görebilirim. Var olan noktaları da görebilirim.
bunun da burası bu şekildeymiş diyebilirim. Kendimce bir sürü bahane üretebilirim. Bahane de değil belki. Var olan büyüteçle baktığımda belki daha çok olumsuzluklar görebilirim. Önemli olan bu bardak burada, evet farkındayım. Ama yönümü biraz daha farklı noktalara çevirebilmek. Eskisi gibi çiziklerini de noktalarını da var olan kusurlarını eskisi kadar göremeyebilirim. Evet. Tuğba Hanım, bizden de size teşekkürler, sevgiler. Sena Hanım da şöyle söylüyor. Hocam, eşim danışmana gitmeyi kabul etmiyor. Yani psikolojik destek almak istemiyor ve o hep duyduğumuz trajikomik cevabı veriyormuş. Ben deli miyim diyormuş. Evet. Ne söyleyeceğiz hocam bu konuyla ilgili? Bu noktada genellikle bizim söylediğimiz bir rahatsızlık var değil de acaba hayatım biz iletişimimizi daha çok nasıl geliştirebiliriz? Veyahut evliliğimize daha çok nasıl renk katabiliriz? Var olan olumlama yaparak belki onu ikna etmek daha anlamlı olacaktır. Yani olumlu taraflarından onu da ikna ederek kullanmak bizim için daha anlamlı olacaktır. Evet. Aynur Hanım diyor ki hocam ben yapı olarak insanlar bana zarar verse de kırmamak, üzmemek için hayır diyemiyorum. Yani eskilerin tabiriyle yüzümün yumuşağından gözümün yaşı kurumaz diyor. Evet. Bunu nasıl aşabilirim? Bunlar aslında hayır diyememe durumu seanslar boyu ilerleyen bir vaka olabiliyor. Dediğim gibi danışanın kişilik özellikleri, yapısı, yaşantısı çok farklı olabiliyor Aynur Hanım. Ama sizi tanımadan da tabii ki teknikler, genel geçer kabul görmüş şeyler. Öncelikle şöyle bir şey istiyorum sizden. Bir kağıdın hepsine yazabildiğiniz kadar söyleyemediğiniz, eşime hayır diyemedim hayır, anneme hayır diyememiştim, geçen beni yemeğe davet etti gidemedim hayır gibi yazamadığınız, söyleyemediğiniz tüm hayırları bir kağıda yazmanızı istiyorum. Acaba o hayır döngüsü hangi evette kırılacak, bir buna bakabiliriz. Ve detaylı olarak da daha çok irdelenmesi gerekiyor. Yani hocam evet bunu yaptım, durum çözülecek mi? Tabii ki çözülmeyecek. Bunun için ilerleyen seanslarda daha çok, var olan görüşmelerde daha çok çözüm yolları, pratikler sunabilirim size. Ama yaşantınızı bilmeden de sıkıntıya girmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet, yine hayır diyememekle ilgili Tuğba Hanım aynı şekilde soruyor. Devam ediyorum. Yine Ayza Hanım hayır diyememekle ilgili problemini söylüyor. Özgüven eksikliğini biraz irdelememiz gerekiyor bu noktada diye düşünüyorum. Yani değil mi, bununla ilgili ne yapmak gerekiyor? Biraz kendimizi de sorgulamak. Belki şunun da cevabı, hep söylediğimiz şey, hayır diyememek hangi ihtiyacımızı karşılıyor? Kesinlikle. Bunun üzerine konuşursak hocam, hani yine hayır diyememekle ilgili çok dönüt aldığımız için ne dersiniz? Hayır diyememek acaba onaylanma ihtiyacımı karşılıyor, yoksa takdir edilme ihtiyacımı mı karşılıyor? Aile tarafından onaylanmayan bir birey günlük hayatında sürekli evet diyerek onaylandığını görüyoruz. Dedim ya, değişen vakaların seyrine göre değişebiliyor. Ailede onaylanmadığı için günlük hayatta onaylanmak için sürekli evet diyor. Kimseyi kırmamak için, belki çok üzüldüğü için bu durumu bir başkasına yansıtmamak, yaşatmamak için yine hayır diyebildiğini görebiliyoruz. Evet, yayınla ilgili teşekkür ediyor değerli takipçilerimiz. Rica ederim. Bizim amacımız da gerçekten faydalı olmak, karşılıklı etkileşim içinde olmak ve bu zor süreci, pandemi sürecini birlikte omuz omuza atlatmak. Yani ekranlar arkasından olsa da biz de katılımlarınız için teşekkür ediyoruz tabii ki. Tuğba Hanım şöyle bir soru yöneltmiş yine. Bu da bir mutsuzluk sebebi aslında. Güzel de bir şeye değindiğini düşünüyorum. Diyor ki hocam ben sürekli geçmişi düşünüyorum. Geçmiş anılarım çok aklıma geliyor. Henüz çok genç, daha 43 yaşında. Bu sarım herhalde onu mutsuz eden ya da efkarlandıran şeylerden biri. Ya da normal mi, olağan mı? Buna da ihtiyacı var mı? Tabii ki buna da ihtiyacı var. Normal diyebiliriz ama aşırı anlamda sürekli olarak geçmişe sığınmak da günlük hayatta var olan mutsuzlukların kaynağıdır. Sürekli bir kıyaslama durumuna gider. Sürekli eskiden ben çok mutluydum, acaba şu an niçin mutsuzum gibi bir döngüye de girebilir. O yüzden eski koşullarla şu an var olan koşulların aynı olmadığını, yaşantımızın, türün, hatta teknolojinin bile, sosyal ortamın bile değiştiğini düşünerek bu kıyaslamada kendini anlamsız bir arayış yerine var olan anlamları bulabilmeli hayatındaki. Yani bugünün kıymetini bilmeli. Kesinlikle. O anda mutlu olabileceği şeyler çıkarmalı. Yine değerli bir takipçimiz diyor ki, eşim bizimle hiç konuşmuyor.
Sebebi ne olabilir? Şimdi burada şunu bilmiyoruz ama genel olarak mı konuşmuyor son yıllarda ama bunu bilmiyoruz. Buyurun siz ne söyleyeceksiniz? Genel anlamda işte aile profilini bilmediğimiz için çok da doğru tespitlerde bulunabilemeyiz. Belki içe dönük birisidir. Belki konuşmayı çok sevmiyordur. Karakter, kişi özelliği de olabilir. Veyahut var olan ortada kayda değer kendini ifade edecek bir konu da bulamamış olabilir. Yani onun ilgisini çeken bir noktada da konuşmak, iletişime geçebilmek, onun sevdiği yönden de ilerleyebilmek anlamlı olacaktır. Evet. Sena Hanım diyor ki, eşim her konuda beni eleştiriyor. Telefonda konuşurken böyle mi konuşulur? İş yaparken böyle mi yapılır diyor sürekli. O da haklı olarak yanında yemek yerken dahi çekiniyormuş ve telefonla dahi konuşmakta zorlanıyormuş. Evet. Var olan eleştirilme sebebi tabii ki sizi bir değersizliğe, belki aşağılık psikolojisine kadar sürükleyebilir. O yüzden bununla ilgili bence bir destek almanız gerekiyor gibi gözüküyor. O yüzden hani çözüm sunsak da belki de eşinizle birlikte çift terapisiyle sizi davet edebiliriz. Keyifle de ağırlayabiliriz sizi. Bize kesinlikle gelebilirsiniz. Yani bu konuda daha detaylı bilgi vermiş oluruz. Şimdi Burcu Hanım da birçok insandan, öğrencimizden ya da danışanlardan duyduğumuz şeyi söylüyor. Bu aralar dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum. Evet. Tevafuk bugün bir yer anlaştık güzel bir amaçla, amaç için. Bana dedi ki gerçekten bu aralar dünyadan zevk almıyorum. Bu aralar dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum ve bu süreç hiç geçmeyecek gibi oluyor. Evet. Burcu Hanım da aynı şeyleri söylüyor hocam. Ne söylersiniz? Umumuzda değil, belki de dünyada var olan şu an bu probleme herkesin vermiş olduğu tepkiler genellikle aynı. Ama gördüğüm şu, bu olumsuzluk girdabında neden dönüp duruyoruz? Hala niçin bir şeyler yapma yolunda? Belki bu kendi içimize bir dönüş olarak adlandıralım. Belki kendimizin yetersiz bulduğumuz noktaları geliştirelim. Sadece var olan olumsuz o dönme dolabı sürekli döndükçe hem başınız dönecektir, hem mideniz bulanabilir, hem fiziksel hem psikolojik anlamda destek almanız gerekiyor ki bu da psikolojik anlamda sıkıntıları da doğurabilir. Yani var olan olumsuzluklardan çok biraz daha olumlu yönlerinizi geliştirmek, desteklemek, dönüp baktığınızda ben pandemi sürecinde de kendimi geliştirmiş olduğum gibi özellikleri söyleyebilirsiniz. Dönüp baktığınızda belki bu da sizin için bir öğrenme deneyimi olmuş olabilir. Evet. Takipçimiz diyor ki eşinin konuşmadığını söyleyen takipçimiz genel olarak eşi konuşmuyormuş. Bu noktada sanırım bizim birimlerimizi ziyaret etmeleri tabii gerekiyor ki, tabii mi? Ki. Duygularını ifade etme yönünde duygularla ilerleyen bir seansla belki çözülebilir bu durum. Çözümsüz kesinlikle bir problem yok. Sadece yeter ki siz bunu problemleri çözümsüz olarak atfetmeyin. Kesinlikle. Hemen ben tekrar etmek istiyorum bu arada. Psikolojik destek sağlamak için Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi burada. Ve ücretsiz olarak destek veriyoruz değerli takipçiler. Gizlilik esasına dayalı. Kesinlikle. Şimdi başka bir takipçimiz de şey demiş, Sena Hanım devam etmiş. Eşimin karşısında konuşurken elim ayağım titriyor. İş yaparken yanım hiçbir şey yapamıyorum. Yaklaşık bir yıldır da böyleymiş. Eşleştirdiği bir kimlik de olabilir. Yani ailesinde gördüğü bir karakterle de çoğu zaman çözülmeyen baba ilişkileriyle, eşleriyle de devam eden bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Belki çok özel detaylara girdiğimiz, belki yüzleşmediğiniz, farkına bile varmadığınız sonuçlara terapilerde ulaşabiliyoruz. Yani var olan acaba eşimde gördüğüm karakter kim? Ya da benzeştirdiğim özellikler neler? Bunları farklılaştırdığımızda eşinize bakış açınızın tamamen değiştiğini de söyleyebiliriz. Umarım, umarım. Bir takipçimiz şey diyor. Bu yüz neydi o? Yüzümün yumuşandan gözümün yaşı kurumaz var ya. Evet. O bayağı benimsedim ben onu artık şey oldu. Güzel bir durum oldu. O da aynı şekilde diyor ki bazı onlarda kimseyi kıramıyorum. Yani incitemiyorum. Güzel bir şey aslında insanları kırmamak, üzmemek ama çok ince düşünüyorum diyor. Muhtemelen kendisi üzülüyor. Evet. Yalnızlık duygunuzla çalışılmalı sizin de. Acaba neden incitmekten korkuyorum? Neden kırmaktan korkuyorum? Bununla ilgili yalnızlık duygularınızla ilgili çalışılması gerekiyor. Evet, bir taraftan da yine iletişimin, teknolojinin azizliğini
Değerli takipçiler. Şimdi başka bir takipçimiz diyor ki, hocam kadınlara vereceğiniz bir kurs önerir misiniz? Hep evde dura dura psikolojimiz bozuluyor. Hemen araya girmek istiyorum izin verirseniz. Bizim aslında ev tanımımız bir taraftan da bu tarz seminerlerle herkesinden insanı desteklemek. Fakat ne yazık ki pandemi sürecinden dolayı ülkemizin her yerinde hassasiyet gösteriyoruz. Her biriminde, her merkezinde. Biz de sağlığı birlikte tuttuğumuz için bu hassasiyeti destekliyoruz. Pandemi sürecinden sonra size bu noktada destek sağlayacak hem beylere hem hanımlara, evet, her yaş grubundan insana tabii destek sağlayacak seminerlerle inşallah sizlerle buluşacağız. Bunun ilanını da duyurusunu da yine Kaymek sosyal medya hesabından ulaştıracağız. Fakat bu sürece kadar kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ya da sıkıntılarınıza bir nebze çözüm sağlamak istiyorsanız, en az bir nebzede olsa, değerli hocalarım destek olmaya, hizmet vermeye devam edecekler. Birebir görüşme sağlayabilirsiniz onlarla diyelim. Her şey düzelir evden uzak olsak demiş bir de hocam takipçimiz. Düzelir mi evden uzak olunca peki? Bu da bir sebep midir? Önemli olan kendinizi. Tebdili mekan. Tabii ki. Biraz farklılık iyi gelir ama şu süreçte herkesin evinde kalması daha güzel. Önemli kendimizle, zayıf yönlerimizle barışabilmeyi bilebilmek. Evet. Daha anlamlı. Kesinlikle. Değerli bir takipçimiz yayın için teşekkür etmiş. Şüphesiz sizin katılımlarınızla çok daha güzel diyelim. Teşekkür ederiz. Yasemin Hanım yine teşekkür etmiş. Faydalı bir yayın oluyor demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Başka bir takipçimiz de diyor ki, oğlum interneti kapatınca hemen kardeşine vuruyor. Sürekli kavga çıkarıyor. İşte bir tek bağımlısı daha. Evet. Var olan oyunlar, uygulamalar çocukların da öfke probleminin daha yükseklere çıkarttığını söyleyebiliyor. Çok sakin bir çocuğun bile ileriki aşamada oynadığı oyunlardan, izlediği videolardan özellikle bu gibi öfkenin de yansıdığını görebilmekteyiz. Dediğim gibi her daim söylüyorum belki, telefon diyeti önerebilirim. Biraz çocukların en azından zihnini berraklaştırabilmek için biraz uzak tutabilmek çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Güzel şeyler söylemişler. Teşekkür etmişler. Biz diyoruz ki sizlerin iyiliği. Bizler sizlere ne kadar faydalı olursak kendimizi psikolojik olarak da o kadar iyi hissedeceğiz. Hepiniz çok iyisiniz diye bir yanıt vermiş katılımcımız. Teşekkür ediyoruz. Online eğitimler şu anda veremiyoruz ama psikolojik destek noktasında telefondan yardımcı olabiliyoruz değil mi evet, hocam? Evet, telefondan destek verebiliyoruz. Telefonla görüşmeler yapabiliyoruz. Evet. Bu noktada telefonla da randevularla bireysel destek sağlayabiliyoruz, bireysel görüşmeler. Kesinlikle. Hocam bizim bu uzak verdiğimiz destek nedir peki? Onu söyleyelim online demişken. Rehberlik çalışmaları, genellikle üniversiteye hazırlık grupları var olan öğrencilere her türlü konuda öfkeden tutun da sınav sisteminden, sınav kaygısından, stresle başa çıkabilmeden, kaygılardan, tüm var olan problemlerle ilgili bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenleniyor. Evet. Bizler de size teşekkür ediyoruz değerli takipçilerimiz. Sizin de yüreğinize sağlık. Tuğba Hanım şöyle bir soru yöneltiyor. Hocam, kişinin sürekli kendiyle vakit geçirmesi konusunda düşünceniz nedir? Aslında çağımızın insanı dedik ya, biraz da yalnızlaştı. Sadece kendiyle olmaktan mutlu oluyor. Bizim bu problemimizi nasıl çözebiliriz? Ya da bunun üzerine evet düşünceniz nedir? Bu bir problem mi hocam? Öncelikle şuna bir bakabilmek lazım. Kişi için bu bir problem arz ediyor mu? Bazen İnsanlara baktığımızda yalnızlıktan çok da mutsuz olmadıklarını görürüz, daha mutlu olduklarını görürüz. Bu kişi için bir rahatsızlık teşkil ediyorsa tabii ki sosyalleşebilmek, kendi adına yeni bir maceralar, yeni bir kitap okuyabilmek, yeni bir hobi edinebilmek, kendini destekleyen şeyler yapabilmek ama şunu da unutmayın, özellikle yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Sosyalleşmeyen beyinlerin yapısını küçülebildiğini gösteriyor. O yüzden biraz da bu noktada sosyalleşebilmek sizin için daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Tabii evet, dozunu kaçırmadan şu yasaklar çerçevesinde yanlış bir şey de söylemiş olmayalım. Selam diyor ki, ağrıyan başım ağrı kesici oldu yayınınız. Selam, inanır mısınız? Bugün biraz yoğun senin için. Yayına gelene kadar bende de böyle bir baş ağrısı vardı. Sanırım benim de ağrıyan başıma bu mevzuyu konuşmak bile ağrı
şey oldu. Etrafımızda sürekli karamsar insanlar olduğu sürece belki onları çok görürüz ve o ortamdan çıktığınızda belirli bir süreden sonra sizin de başınıza bir ağırlık veya omuzlarınıza bir yük yüklendiğini hissedebilirsiniz. Evet. Ne kadar olumlu ortamda bulunmak bizi de ruhsal açıdan o kadar mutlu edecektir diye düşünüyorum. Evet. Yine bir katılımcımız telefonla destek için bilgi istemiş. Hemen ben irtibat numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0534 276 67 41 ne oldu? Telefondan bize ulaşabilir. Gerekli bilgi ve randevuyu alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'ne 0534 276 67 41 ne oldu? İrtibat numarasından ulaşabilirsiniz. Yayın sonrasında sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz şeyler olursa yine DM'den Kaymek sosyal medya hesabından yazıp yetkili arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Şimdi bir katılımcımız şey diyor. Psikolojidir, bozulur, düzelir. Allah hali vermesin. Evet. Doğru aslında, doğru. Değil mi? Kesinlikle. Düzeltmek için buradayız zaten. Tabii ki. Evet, Allah karaktere zeval vermesin. Gerçekten katılıyoruz. Yalnızlık güzeldir demiş Nuray Hanım. Kaliteli yalnızlık iyidir değil mi hocam? Bazen gerekiyor tabii sanırım. Tabii ki. Şimdi başka bir katılımcımız şey diyor. Affedemiyorum. Yıllar geçse de affedemiyorum. Her konuda böyle bu. İnsanlarla arama mesafe koyamadığım için de kendimi suçluyorum, kızıyorum. En mutlu olduğum anlarda bunun gerginliğini yaşıyorum. Evet, ne düşünüyoruz? Affedememek belki de affetmediğiniz kişiye çok da bir katkı sağlamaz. Affedememek duygusu sizde bir öfkeye, bir dersizliğe, bir yoğun bir kaygıya da sebep olabilir. Affedemediğim nedir yahut kendimi cezalandırdığım nokta ne? Kendimle ilgili biraz daha analizlere yönlendirmeyi düşünüyorum. Sizi sevk ediyorum belki de. Evet. Biraz kendi içsel yolculuğunuzda affedemediğim insanın özelliği ne? Niçin affedemiyorum sorusunu biraz listeleyin. Acaba bu listelediğim şey beni hangi figüre götürecek? Bununla da ilgili bir analiz yapmasını istiyorum. Güzel. Sümeyye Hanım, Tuğba Hanım yine teşekkür etmiş. Rica ederim. Minnet duyduk demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki amacımız zaten sizlerin hayatına dokunmak. Karşılıklı bu güzel sinerjiyi yaşayabilmek. Ne mutlu. Yine tekrar söylüyorum. Psikolojik destek almak isterseniz ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı. Az önceki verdiğim ilgili numaradan bize ulaşarak randevu alabilirsiniz. Sümeyye Hanım diyor ki, sürekli evde kalmak ve bundan rahatsız olmamak da bir psikolojik sorun mudur? Diyor, ben evde kendimle mutluyum. Tabii ki sorun değil. Şu son zamanlarda belki sürekli sorun diye atfetmiş. Evet. Tabii ki biraz önce söyledim ya, kaliteli yalnızlık da bir dışında unutabiliyorum. Ama beni kırmızı çok ağrıma gidiyor ve gönül bilmiyor. İşte aslında o yuvana döndüklerinde ya da onları böyle tutturuyor. Haklı olarak üzülüyorum. Gönül almayı da bilmiyor. Kırıyor. Ne söyleriz biz ilave? Bu noktada belki manada destek alması gerekiyor. Dediğim gibi belki de bunun farkında bile değildir size yaptığı gibi. Evet. Var olan davranışlarını sürekli olarak tekrarlıyorsa o bunun için bir sorun da değildir. Veyahut ben onu hep bu duruma alıştırmıştır. O da bu durum rahatsız bir değildir. Evet. Özellikle kendi davranışı özellikle davranışınızı belirterek onunla iletişime geçerek de bunun üstüne tekrar edeyim. Sela Hanım yanımızda görmek isteriz. Evet. Özellikle değil mi hocam? Tabii. Birebir görüşmek muhakkak. Gelin Sela Hanım. Daha detaylı konuşabilirsiniz evet. Bu noktada. Daha etkili. Tabii ki. Bunlar yüzeysel cevaplar zaten. Detaylı bilgiyi görüntüde birebir bir saat boyunca 5 dakika boyunca detaylı olarak konuşabiliriz. Evet. Yine benim bir karşılığı katılım. Bunu müdürlüğü veya hakkaneti de ayrıca hocam sorabiliriz yani. Program bu soru için daha iyi bile değil mi? Bu bizi aşıyor. Uzmanlığı evet arayabilirsiniz tabii ki. Tekrar söylemiş bir takipçimiz telefon numaramızı yazılı istediğini söylüyor. Şöyle yapalım ya Hanım. Biz yine siz DM'den bize ulaşın. Kaymek Instagram sayfasına
değmesinden biz oradan yazılı olarak size ulaştıralım. Canlı yayın olduğu için teknik olarak hani ekranda göstermemiz mümkün değil. Ama ben tekrar numarayı söyleyeceğim. Bunun dışında DM'den bize yazın. Sonrasında biz size numarayı yazılı olarak hemen gönderelim. Bununla birlikte akışta bilgilendirme olarak telefonlarımızı sizler için muhakkak geçeceğiz. Huzur Çınarı Aile Halka ve Güvenlik Merkezi irtibat numarası 0532-7741. Ses kesiliyor, donuyor demiş Kutsiye Hanım. Şu anda teknik olarak bir sorun yaşamıyoruz. Ara ara tabii ki yaşanabiliyor Kutsiye Hanım ama sizin bağlantınızda bir sorun olabilir mi? İsterseniz bir onu kontrol edin. Umarım sorunsuz sizinle de irtibat kurarız. Tuğba Hanım diyor ki, hocam sosyal hayatımda her işe atılım sağlayan bir kişiliğim var. Böyle olunca da çevrenin beklentisi hep benden oluyor. Önceden böyle bir düşüncem yoktu ama son zamanlarda kendimi kullanılıyor gibi hissediyorum. Var olan beklentileri karşılayamama, var olan potansiyeli mükemmeliyetçi bir kişiliğe sürüklemiş olabilir. Her şeyin en iyisini yapmaya da bilirsiniz. Bazen yorulup bazen dinlenebilirsiniz. Bazen yanlış seçimler de yapabilirsiniz. Bazen hatalı kararlar da verebilirsiniz. Var olan bu dışarıdaki fırtınadan daha az etkilenmeniz sizin için daha güzel olacaktır Tuğba Hanım. Şöyle bir deniz düşünün. Var olan denizin kenarındaki kıyıların daha bulanık olduğunu görürüz. Fakat daha derine gittiğimizde, daha ileri noktalara vardığımızda o denizin daha derin olduğunu görürüz ve bulanıklığın daha az olduğunu görürüz. O sığ kıyının hocam daha çok o denizlerde bulanıklaştığını görürken derin kısımların biraz daha net olduğunu görürüz. Yani marifet kendini derinleştirebilmekte. O derin kıyı, o fırtına bulanıklaşmasına sebep olmuyor. Fakat kıyı çok çabuk bulanıklaşabiliyor. O yüzden kendi derinliğimize derinlik katmak, kendimizi geliştirmek, bu noktada o var olan dış koşulların etkisinden en az düzeyde etkilenmenize sebep olacaktır. Evet, yine bir katılımcımız diğer katılımcımıza tavsiyede bulunuyor. Aslında bu yayınların bence en keyifli yanlarından biri diyor ki, taviz tavizi doğurur Tuğba Hanım diyor. Yine Şeyda Hanım çok verimli bir program demiş. Teşekkür ediyoruz Şeyda Hanım. Tekrar söylüyorum, sizlerin katılımıyla çok daha değer kazanıyor. Hocam teşekkür ediyoruz bugün Rica için tekrar. Rica ederim hocam. Yavaş yavaş toparlayalım. Malum evet, yasak da başlayacak ama bu sürece kadar hazır mutsuzluktan bahsetmişken şöyle soralım. Kendinizi gerçekten mutsuz mu hissediyorsunuz değerli takipçiler? O zaman arkanıza yaslanın ve şu an hastane odasında solunum cihazına bağlı bir COVID'liyi düşünün mesela. Ciğerlerine çekebilir birazcık nefes, kim bilir ne kadar mutlu ederdi onu. Ya da yaşadığı ülkenin sokaklarına bombalar yağan bir çocuğun yerine koyun kendinizi. Tek isteği şüphesiz pencereden baktığında normal bir dünya görebilmek ya da öldürülmek olurdu. Şimdi tekrar soruyorum. Hala mutsuz musunuz? Sokaklarınızda bombalar yağmıyor. Nefes alabiliyorsunuz, beni duyabiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz, bizi anladığınız, o zaman hadi gülümseyin. Ama lütfen önce kendinize. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı günde, aynı saatte farklı bir konuyla görüşmek dileğiyle sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.